Dostlar, söz verdiğimiz gibi fidanlarımızı dikmeye başladık. İlk ceviz fidanımızı buraya diktik. İkinciyi de birazdan göstereceğim. Bu fidanları bize temin eden, Adana'dan gönderen İsmail Yıldız kardeşimize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kurtlara, kuşlara, hayvanlara yem olsun. Balıkçı arkadaşlara da gölge olsun diye. Bu bölgenin tüm plastik atıkları, metal atıklarını topladık. Bunları alırsanız çok memnun oluruz Sayın Başkanım. Kesme ağacı görüyorsunuz. Kesme ağacının birinden bunun pelitlerini toplayacağım ben. Bunu öğrencilerle birlikte dikeceğiz. Fidan olmasını sağlayacağız inşallah. Dostlar merhaba. Biz yoldaydık. Ama Amamera'ya geldik. Biz bugün yine Feke Barajı'ndayız. Feke Barajı'nda Harun Hocam. Merhaba Harun Hocam. Merhaba Fikir Hocam. Ahmet Giray. Şöyle göstereyim size. O takımları suya salmakla meşgul şu an. Onunla da birazdan sohbet ederiz. Bugün Feke Barajı'nda yine boyli, hamurlu takım, küspeli takım. Harun Hocam, Ahmet Giray, mısır, solucan. Her türlü yemle kısmetimizi arayacağız bakalım. Yani deniyoruz. Hangi yeme vuruş alacağız? Ya nasip. Ya nasip. Evet. Nasipten öte yok. Aynı zamanda merayı ben temizlemeye başlayacağım birazdan. Getirdiğimiz iki tane ceviz fidanını dikeceğiz. Müsait yerlere. Birazdan görüşelim dostlar. Yeni rat, yeni malzeme. Hadi bakayım rastgele. Rastgele. Ramazan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kolay gelsin. Tamam hocam. Ne yapıyorsun, iyisin? Vallahi arkadaşlara hizmete geldik. Her zaman ticaret değil. Bugün hizmet zamanı. Servis. Bu hesaba eklenmiyor mu bunlar? Yok hocam. Bu hesap işi. Avlak yerinde yapılan her türlü aynen. Hizmette sınırsız, ücretsiz. Hayır. Vallahi hayır da lazım değil mi tabii Ramazan? Hocam hayırsız iş olur mu ya? Ulan ne iyi adamsın lan sen Ramazan. Dostlar siz de hoş geldiniz. Sağ ol, tam da çaya denk geldiniz ama. Evet, ha. Çay çok güzel olmuş. Çay için teşekkür ederiz. Ay, Harun hocam özellikle teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Harika olmuş. Gerçekten aynen. Mükemmel demliyor. Şu güzel doğal ortamda bu çayı içebilmek bile bir ayrıcalık yani. Bir lüks, bir nimet yani bize. Yani İç Anadolu'da millet karın içinde boğuşuyor. Evet. Bakın evet. Güneş yaz. Evet.
Cemre düştü burada. Cemre evet düştü. Şimdi suya mı düştü Cemre? Suya düşecek. Suya düşecek. Bu Şubat'ın sonunda inşallah suya düşecek. 10 güne herhalde düşecek. Ondan sonra da balıklar da oltaya düşecek inşallah. İnşallah. İnşallah şu çaydan sonra da izillerimiz ötmeye başlayacak hocam. Öğlen vakti geliyor. Evet. Su, Allah izin verirse. Balıklar da üşüyor. Güneşin kızmasını bekliyor iyice. Güneş aynen, de aynen. Kendini gösterdi iyice. Bir saatimiz iyice. Var. Bir saatimiz bir var. Bir saat sonraki devam videosunu çekeceğiz inşallah. İnşallah bakalım. Evet. İnşallah bir saat sonra ama bir saat sonra değil de ben birazdan size şey vereceğim. Üşüdünüz siz. Eldiven giydireceğim. Öyle mi? Ellerinize eldiven. Şey poşet de vereceğim. Yok yok yok, yok başka şey gelmez. çöp poşetlerinde vereceğim. Ha, evet, şöyle temizliği. Şöyle plastikleri özellikle evet. Mıntıkayı bir yani en azından buraya geliyoruz. Daha önceden de temizlemiştik ya. Aynen. Doğaya katkı su olsun. Ufacık bir şey de olsun. Söz verdiğimiz gibi fidanlarımızı dikmeye başladık. İlk ceviz fidanımızı buraya diktik. İkinciyi de birazdan göstereceğim. Bu fidanları bize temin eden, Adana'dan gönderen İsmail Yıldız kardeşimize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geçmişlerinin ruhuna değsin. Geçmişlerinin ruhu için onları da buraya diktik inşallah. Kurtlara, kuşlara, hayvanlara yem olsun. Balıkçı arkadaşlara da gölge olsun diye. Evet, özellikle buraya diktik. Su yaklaşık şu bölgeye kadar geliyor. Baraj dolduğunda. Hem suyun kenarında meyveler suya dökülür. Ve balıkçı arkadaşlara da gölge olur inşallah. Diğer fidanımızı da buraya diktim. Kenarlarını kapatmaya çalıştım. Özellikle keçiler, keçi gelirse rahatsızlık vermesin. Yani fidanı kemirmesin diye. Ama ne kadar başarılı oldu bilmiyorum. İnşallah bizler de sahip çıkarsak burada güzel iki tane ceviz ağacımız olacak inşallah. Evet dostlar. Kesme ağacı görüyorsunuz. Kesme ağacının dibinden bunun pelitlerini toplayacağım ben. Bu öğrencilerle birlikte fidan ekeceğiz. Fidan olmasını sağlayacağız inşallah. Şöyle dolu ağanları. Bir Mart'ta okullarımız açılacak inşallah. Thank you.
Evet, ilk vuruş. Bakalım alacak mı? Nasıl, güzel mi Ramazan? Ya sana şamandıralı takım kullan diyorum ya. Hadi hadi hadi. Kaçırttın ya. Kaçırttın ya. Malzemeyi kurtardın. Ramazan, kolay gelsin. Sağ ol hocam. Ne yapıyorsun? Vallahi Yutong'dan topuk taşı yapıyorum hocam. Ekmeğini Yutong'dan çıkarıyor. Ekmeğini Yutong'dan çıkarıyor Ramazan. Yani var ya. Ne diyeyim ki sana adam Ramazan? Ayıp geçiriyor hocam, ne yapalım şimdi? Yani. Şimdi balığı bekliyoruz. Buradaki kritik soru şu. Yaklaşık bir saattir uğraşıyor. Eğer yarın bunun üzerine kırmızı bir etiket yapışıp. Görebilirsin. Evet. Görebilirsin. Boyulmazsa. Görebilirsin gayet normal. Evet. 5 lira. Yalnız bundan satıyoruz biz dükkanda. Biliyorum. Gördüm. Yani nereden geldiğini anladım. Ürünü. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol hocam. Bu haftaki Master Chef yarışmasında çiftler yarışması. Aşçı ve yamak mı oluyor? Evet, aynen. Aşçı ve yamak. Aynen Bey ve Sudi Bey. Usta ve çırak desek daha güzel. Usta ve çırak mı? Evet. Menümüzde evet, evet. Hocam çok güzel bir sajda tavuk söte kavurma yapacağız. Önce malzemelerimizi hazırlıyoruz. İlerleyen dakikalarda yavaş yavaş ileriki safhalarda göreceğiz. Evet, adım adım. Evet, adım adım. Önce ön hazırlık. Şefim ben yine geldim. Hoş geldin. Sahte vuruş çıktı. Kolay gelsin. Cızırtılar başladı. Cızırtı başladı. Acıktık. Acıktık vallahi. Kısmet olursa karnımızı doyuracağız. Aynen. Kaç dakikası var? Bir 10-15 dakika sonra hazır olur inşallah. Şefim bitti herhalde. Hocam yemeğimiz hazır. Hazır. Hemen etli yiyebiliriz zaten. Hemen salata da hazır. Evet, salatamız da hazır. Hemen biz tadına bakalım, puanları evet. Vermeye başlayalım. Jüride Ramazan Bey. Evet hocam. Ramazan Bey. Hocam ben Harun Bey ve Ahmet Giray Bey jürideler. Şimdi bakacağız, puanları vereceğiz bakalım. Hadi gelin sofraya. Hadi gelin. Hocam şöyle 3 parmak gördüğünüz görüntü gibi. Görüntü güzel. Şöyle bak hocam, şöyle 3 parmak. Öyle yani. Mi yedin diyor tabii, bu? Tabii 3 parmak hocam. Tamam. Bakın evet. Elle yiyelim. Ama siz yorum yapmayın lütfen. Tamam. Sudi Bey siz de yorum yapmayın, biz yorum yapacağız. Evet, Ramazan lokmayı attı. 10 üzerinden 10 mu? 10. O kadar yani. Harun Bey götürmedi daha, götürdüler. Ahmet Giray ne diyor? Gayet maşallah. 10 üzerinden vereceğiz abi puan. 10 abi. 10. Ahmet Giray sen? Aramızda hocam tansiyon. 10 mu dedi? 10 dedi valla. Tamam. Tut bakayım. Şefim tebrik ederim. Ben de tadına baktım. Ben de 10 üzerinden 10 veriyorum sizi. Haftanın birincisi seçiyoruz. Tebrik ederim. Kutluyoruz. Kutluyoruz. Hediye olarak Ramazan Bey'den bir sallama takımı kazandınız. Oley! Hey. Tebrikler.
Arkadaşlar merhaba. Biz bugün iki tane fidan diktik. Meramızı da temizledik. Bakın ben size şimdi balık avladığımız yaklaşık 200-300 metrekarelik bir alanın ne kadar temizlendiğini ve neler çıktığını göstereyim size. Hatırlıyorsunuz bu bölgeleri geçen hafta iki videomuzda her taraf poşetti. Yukarılar her taraf plastik atıyordu. Bakın kenarları toplamamıza rağmen tekrar rüzgar akıntıyla birlikte tekrar pet şişeleri suyun içinden kıyıya tekrar vurmaya başladı. Biz geldiğimizde yine toplayacağız. Bakın karşı kıyı görüyorsunuz. Şuraya da iki tane ceviz fidanı diktik. Evet. Bunlar da bu bölgeden topladığımız çöpler. Sayın çöpler demeyeyim de plastik ve metal atıklar. Sayın Ahmet Sel Başkanım, size sesleniyorum. En azından biz topladık. Siz bir ekip gönderip bunları teslim alırsanız buradan çok memnun oluruz. Tekrar lütfen bunlar suya gitmesin. En azından geri dönüşüm var. Geri dönüşüme gitsin bunlar. Rica ediyorum. Bir ekip gelsin. Bu malzemeleri alsın. Biz şu an gölbaşı tesislerinin hemen varmadan sol tarafta aşağıda eski şurada bakın orman kulübesi var. Sanırım orman bekçi kulübesiymiş orası da. Hemen alt tarafında bu bölgenin tüm plastik atıkları, metal atıklarını topladık. Bunları alırsanız çok memnun oluruz Sayın Başkanım. Ahmet Giray, senin de eline sağlık. Beraber topladık. Aynen. Gördün değil mi ne kadar çok plastik atık var. Bayağı topladık ve hala da var yukarıda. Hala da var yani toplayabildiğimizi topladık. Yani poşetimiz de bitti. Çöp poşetimiz bitti. Herhalde 17-18 büyük battal boyu çöp poşeti. Geri kalanlarını da yığdık oraya. Yani başkandan da rica ediyoruz en azından bunları buradan alsın. Başkanım gereğini yapar. Gereğini yapar. Biz inanıyoruz yani gereğini yapacağına. Ve aynı zamanda da çözüm üreteceklerine de inanıyorum ben inşallah. Harun hocam. İnşallah abi. Yani buradan Sabancı ailesine de sesleniyorum. Barajları siz çalıştırıyorsunuz. Yani en azından barajları da korumak sizlere düşsün. Yani bu bir sorumluluk olsun. Ne olur hem bu barajlarda yaşayan canlıları hem de bu barajların kirliliğini bir şekilde önlemeye çalışalım. Sizlerden de istirham ediyorum, rica ediyorum. Evet, bugün yine delikanlıyla iki tane fidan diktik. Ceviz fidanı. İnşallah onları da korursunuz. Onlar da kurtlara, kuşlara, balıkçı arkadaşlara gölge olsun. Hayvanlara yem olsun, yiyecek olsun. Bunu gönderen İsmail kardeşimize de teşekkür ediyorum fidanları. Ne diyorsun Harun hocam kapatmadan önce? Abi mesaj ver yani şu çevre konusunda özellikle şu duyarlılığı bir insanların kavraması gerekiyor değil mi? Evet, biz 1-2-3 kuşak öncesinin meyvesini yiyoruz. Evet. Bizden sonra kuşaklara da temiz bir şekilde bırakmamız lazım ortalığı. Örnek olmamız lazım. Üst üste koyarak birikerek çoğalıyor. İyilikte, güzellikte, kötülükte, çirkinlikte aynı şekilde. İnşallah devam edilir. Bu şekilde çevre bilinci artarak devam eder. Elimizden geldiği kadar. Yani bir Müslümana yakışmıyor. Aynen. Bir Müslümana yakışmıyor. Yani bu açık ve net söyleyeyim. Yakışmıyor. Evet, sen ne diyorsun Ahmet? Yani buralara geliyorlar. Barajın işte balık alıyorlar. Ortalığı pisletiyorlar. Aynı zamanda yani her türlü atık var. Tabii. Yani peki şehir merkezinden gelen gelen atıklar, belki köylerden gelen dere atıkları. Ha, evet. Balıkçı arkadaşların da bıraktığı atıklar da var. Yani topladığımız atıklardan bunu tahmin edebiliyoruz. Evet. İçinde nelerin var, neler olduğunu. Zira ilaç kutuları bile var ya. Hastane atıkları, hastane atıkları var. Yani atıkları var.
şu güzelim suya, şu güzelim manzaraya, ya bu görüntüler yakışmıyor. Başkanım, özellikle Ahmet Bey, sizden istirham ediyorum. Koruyalım, bu güzelliği koruyalım. Evet, kapatmadan önce ne diyorduk? Arnavut Türker Manga YouTube hesabını takip ediyoruz. Evet, abone oluyoruz. Türker Manga abone olalım. Evet, arkadaşlarına da söyle. Arkadaşlarından gelen yok. Ders çalışıyorlar oğlumda. Evet arkadaşlar, bizim aynı zamanda Facebook ve Instagram balık avları ve avlak yerleri grubumuz var. Herkesi de oraya davet ediyoruz. Bir sonraki avımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın.